Merhaba, ekonomi politik programındayız. Her zaman yaptığımız gibi memleketin ekonomisine biraz yukarıdan bakarak, bütün göstergeleri aşağı yukarı gözden geçirerek, son açıklanan göstergeleri nereye gitmekte olduğumuzu kestirmeye çalışacağız. Bu haftaki konuğum doçent doktor Baki Demirel. Bu aralar memleketin temel konusu enflasyon. Enflasyonla boğuşuyor memleket. Fiyatlar çok hızlı yükseldi. Gelir kayıpları var. Tabii can yakıcı bir durum gelişti. Bunları konuşacağız. Arkadaşlar, Baki Hocam hazırsa hemen oradan başlayalım. Baki Hocam hoş geldiniz yayına. Merhabalar İbrahim Bey. Merhaba. Sağ olun. Hoş buldum. Evet. Baki Hocam şimdi hakikaten bazen böyle hani kur filan işte 18'lere filan çıktığı zaman en çok onu konuşuyorduk ama bu aralar en çok konuştuğumuz konu enflasyon. Nereye gidiyor memleketin işte enflasyonu? O tabii hakikaten büyük gelir kayıpları da olduğu için çok can yakıcı bir sürece girmiş olduk. Şimdi hükümetin tabii bu analizlerine filan bakınca hani düşürmek için böyle çok köklü sistemik bir program uygulamıyor. Yapılan tek şey şu gıdadaki KDV'nin 8'den 1'e çekilmesi oldu ama onun da etkisi zaten çok belli olmayacak. Sadece bu ay bazı illerde ekmeğe gelen %30 zam onu götürdü bile. Yani hesaplamalar var bu açıdan bakınca. Yani biraz böyle düşebilir mi? Düşebilir. Hani baz etkisi oluşacak yılın ikinci yarısında. Ama enflasyonu yukarı itecek gelişmeler de riskler de var. Hani enerji fiyatları, emtia fiyatları, bu Ukrayna gerginliği. Ne dersiniz? Biz enflasyonda ne bekleyelim hocam? Yani burada ortodoks taraf hiçbir şey yapılmadığını söylüyor. Biraz önce aslında siz de böyle dediniz. Yani enflasyonla mücadelede bir şey yapılmadı söylediniz ama bence yani şöyle bir sarmala girmişti Türkiye ekonomisi. Bunu her tarafta söylüyorum. Yani yüksek dolarizasyon, evet. TL'ye olan güvensizlik, bu işte kuru yani yurt içindeki dolar talebi kuru 18'lere kadar fırlattı. Bu tabii yüksek dolarizasyonun olduğu durumlarda geçiş etkisini yani kurdaki artışın enflasyona geçişini de hızlandırdı. Dolayısıyla da şeyi de yani bu daha yüksek enflasyon seviyelerine geldik. Şimdi o devam etseydi çok daha kötü bir senaryoyla karşı karşıya kalırdık. Yani bir hiper enflasyonla karşı karşıya kalmamız işten bile değildi. Fakat hükümetin şunu gördüğünü, fark ettiğini biliyorum. Yani en azından geçmiş tecrübelerimiz de bunu gösteriyor. Bir şekilde ama nedense TL'yi hala savunmasız bırakarak ama kur riskini de üzerine alarak bu volatiliteyi, kurdaki artışı önlemeye çalışıyoruz. Yani bu şekilde tabii bir anda dolarizasyon, yani bu güven hemen sağlanamayacağı için döviz tevdiat hesaplarında o beklenen kopmalar olmadı. Bu olmadığı için de başka yani döviz rezerv biriktirici enstrümanları kullandılar. Örneğin işte Exim Bank'tan kredi almak için döviz hesabınızı TL'ye geçirin. İhracatçıların gelirlerinin %25'ini Merkez Bankası'na satsınlar. Veya tüzel kişilerde döviz hesaplarını şeye geçirsinler, işte kur korumalı mevduata geçirsinler gibi. Şimdi burada tabii kuru 13.5'te tutma, yani TL'yi istikrarlı tutma, pardon, kuru istikrarlı tutma çabası var. Ve bu böyle tutuldukça tabii bunun enflasyon etkisi olumlu olacaktır. Bu da aslında bir anlamda örtük sabit kur sistemidir. Yani evet. Bunu daha önce sizinle programda İlhan da söylemişti, İlhan Dövüş de söylemişti. Hatırlarsanız. Yani evet, evet. Bu örtük sabit kur sisteminde tutmaya çalışıyorlar. Bu yüzden de bu sistemin çalışabilmesi için de Merkez Bankası'nın rezervlerinin güçlü olması lazım. Ama bizim Merkez Bankası'nın rezervleri o kadar güçlü değil. Bir başka sorun da şu. Daha önce tabii biz işte kuru patlatacağız. Böylece ihracatımız artacak. İşte buradan döviz elde edeceğiz. Döviz geldikçe TL değer kazanacak, işte fiyat istikrar sağlayacağız, finansal istikrar sağlayacağız. Buradaki şu doğru, yani kurla enflasyon arasındaki ilişki Türkiye'de çok güçlü. Çok güçlü, evet. Bu doğru, yani burada tabii öncelikle maliyet enflasyonu. Çünkü burada da asimetrik bir ilişki var. Yani kur arttıkça önce maliyetler artıyor, maliyet enflasyonu yükseliyor. Yani üretici fiyatlarına kur artışının geçişkenliği daha yüksek ve gecikmesi de daha kısa. Yani hemen etkiliyor maliyetleri.
Tüketici fiyatlarına hem doğrudan etki var hem de bu şekilde maliyetleri arttırmada dolaylı etki var. Bu doğrudan etki nereden kaynaklanıyor? Tüketici sepetindeki ithal malı ağırlığından oluşuyor. Tabii bizim daha çok nihai mallar değil ithalatımız. Ara ve yatırım malları olduğu için. Dolayısıyla da aslında bizim bu kur artışının maliyet enflasyonu etkisi daha yüksek. O zaman şeylerini de görüyoruz zaten. Yani tüketici enflasyonuyla maliyet enflasyonu arasındaki farkı da görüyoruz. Bir taraftan da o sizin söylediğiniz ilk başta yayına girerken söylediğiniz şey gelirler bu enflasyon kadar artmadığı için de aslında genel bir yoksullaşma var ve burada aslında çok şey bir şekilde yani talebi aslında baskılayıcı bir durum var burada. Evet. Bir anlamda iş talebe dayalı olmayan durum var. Fakat şimdi bu sürdürülebilir mi hikayesi şuradan kaynaklanıyor. Bir kere bu şeyi örtük sabit kuru sürdürmek baştan beri söylediğim gibi çok rezerv gerektiren bir şey. Evet. Yani Merkez Bankası'nın rezervlerini arttırmayı gerektiren bir şey. Bu arada da kur kolumları mevduattan çeşitli yerlerden gelen paranın bir şekilde kur baskısını azaltmak için kullanıldığı, yani rezervler bir taraftan toplanıyor ama bir taraftan da eritiliyor. Yani kuru evet. O seviyede tutmak için. Şimdi burada şöyle bir baskı var. Maalesef Türkiye'nin döviz rezervleri, yani toplam bankalardaki falan filan döviz rezervleri diyelim buna, uluslararası rezervler, Türkiye'nin borçlarını karşılamaya yetmiyor. Yani açık var orada. Yine evet. Açık var orada. Büyük. Evet, orada açık var. Yani en azından 30-40 milyar dolarlık bir açık var orada. Yani işte şeyleri falan. Ki bu döviz tevdiat hesapları da aslında şey değildir yani. Naylon dolardır büyük kısmı ama. Öte taraftan şimdi küresel büyük merkez bankalarının faiz arttırma şeyi var. Şimdi Türkiye'de yabancı miktarı az. Dolayısıyla da onlar faiz arttırırsa Türkiye'den yabancı çıkışı, o hali duruş dediğimiz olayın kur üzerindeki etkisi düşük olur deniliyor ama buradaki başka sıkıntı şu. Bizim üretimimizi devam ettirebilmemiz için döviz bulmamız lazım. Tabii. Ve onlar faiz arttırdıkça bizim döviz bulmamız da zorlaşacak. Yani. Evet. Çünkü bir taraftan da borçlarımızı karşılayamayacak kadar dövizimiz yok. İthalat yapabilmek için de döviz lazım. Borçları ödeyebilmek için de döviz lazım. Yani onlar faiz arttırdıkça bu bizim için çok daha maliyetli olacak. Yani bulamama riski zaten bu ödemeler dengesi krizidir. Yani ithalatı karşılayacak dövizi bulamazsanız tabii. Bu ödemeler dengesi krizidir. Bir de tabii bu çok sürdürülebilir bir şey değil. Yani enflasyonunuz %50 iken mutlaka en azından ihracata devam edebilmeniz için şeyin kurdaki artışın enflasyon kadar olması lazım. Yani bu 13.5'ta tutulursa da o zaman çok ciddi anlamda dış ticaret açığınız büyür. Bu dış ticaret zaten açığı büyüyor büyüten hocam. Bir önemli faktör de şu. Büyüyor. Çok bir önemli faktör de şu. 2021'deki kadar dış talep olmayacak. Niye? Çünkü yabancılar da tabii evet. Talebi kısmaya çalışıyorlar. Yani diğer büyük ülkeler, bizim ana ticaret partnerlerimiz. Yani sıkı para politikasıyla talebi kısmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bizim ihraç mallarımıza talep o kadar olmayacak. Ve şunu da söylemek lazım. Yani bu dış ticarette, ihracatta fiyat etkisinden çok gelir etkisi daha önemlidir. Yani esas belirleyen şey, ihracatı belirleyen şey dış talebin güçlü olmasıdır. Şimdi o tabii, taraf tabii. Azaldığında bir de siz kuru baskılamaya çalıştığınızda yani eğer enflasyonun altında kalırsa kur artışı oradan da kayıplarınız olacak ve bu sizin dış ticaret açıklarınızı ve cari açınızı büyütecek. Ve bu da yani bir şekilde bir stres biriktirir, para biriminizi spekülatif hale getirir ve çok sert bir kur krizine girersiniz. Yani bu şekilde örtük sabit kuru sürdürmeye çalıştığınızda ve o tabii çok daha yüksek bir enflasyondur. Evet. Enflasyona yol açar. Evet. Dolayısıyla evet. Bu yapılan iş biraz stresli bir iş. Çok stresli, evet. Diğer taraftan, evet stresli bir iş. Bir diğer taraftan da bir sabit kur diyorum. Ukrayna krizi var, dilerim olmaz. Ama olursa oradan iki tane şeyle karşılaşırız. Bir kere biz maalesef yani tarımı 20 senedir çok ihmal ettiğimiz için Türkiye gibi bir ülke aslında tarıma bağımlı, ithal bağımlısı haline geliyor. Özellikle buğdayda ve işte tahılda. Şimdi burada da Rusya'dan, Ukrayna'dan çok ciddi anlamda ithalat yapıyoruz. Şimdi orası bir savaş ortamına girerse
oranın maliyetleri de yüksek olacak ve bizim gıda enflasyonumuz çok artacak yani. Bir de çok enerji var hocam tabii. Evet, esas sorun da o. Yani şimdi OPEC üretimi arttırmak istiyor falan ama orada savaş olursa, Rusya'ya kısıtlamalar gelirse petrol enerji maliyetleri de çok ciddi oranda tabii etkiler ki bunu çok şey yani yaz aylarında hani daha az enerji kullanırız, ithalatımız azalır, enerji maliyetlerimiz düşer diye bekliyoruz ama oradaki sert bir fiyat artışı bunu bu beklentimizi de boşa çıkartabilir tabii ve bu da enflasyonisttir. Dolayısıyla çok ciddi riskler var ama şunu söylemek lazım yani eğer kuru bu şekilde her şey çok iyi giderse, kuru bu şekilde istikrarlı tutulabilirse, halkımızın teveccühü olursa ya da işte şeylerin bu döviz hesaplarının dönmesinde falan bir miktar enflasyonu düşürebiliriz. Tabii enflasyonu düşürebilmek hepimiz için iyidir. Yani bu yoksullaşmayı da arttıran bir şey ama yoksulluğun artması da enflasyonu besleyen bir şey. Evet. Dolayısıyla karşılıklı bir ilişki de var. Ama bizim tabii çok daha kapsamlı bir makro plana ihtiyacımız var İbrahim Bey. Yani böyle palyatif çözümlerle bir sonuca varamayız ya da fiyat istikrarını kalıcı olarak sağlamamız oldukça zor. Evet. Hocam şimdi bu tabii benim endişe ettiğim taraf 13,5 kur hani bu rezerv satışıyla bu örtük sabit kur hikayesiyle elde edilmiş olması. O gerçekten hani dövizi bollaştırarak dış ticaretten şuradan buradan hani olsaydı o zaman biraz daha yani sağlıklı bir sonuç elde etmek mümkündü. O yüzden tabii yani evet. Buyurun. Ticaret fazlası vermek işin esasıdır yani. Tabii. Eğer cari fazla veriyorsanız bu hem özel sektörün karlılığını ve sizin tasarruflarınızı arttırır. Büyümek için de bir motivasyon sağlar. Tabii. Yani yatırımlarınız artar. Yatırımlarınız artarsa tasarruflarınız artar. Ve bu şeylerde bu motivasyonla özel sektör yatırımları da artar tabii. Evet. Ama burada dediğim gibi bir plana ihtiyaç var. Yani kamunun maliye politikasının şey olduğu, öncül olduğu bir makro planlamaya ihtiyaç var. Anladım. Bu hani 6.85 hikayesi vardı ya Berat Albayrak döneminde. Hani orada da böyle bir yanlış hatırlamıyorsam 3 ay kadar 6.85-6.90 arasında gidip geldi. Sonra tabii herhalde işte rezerv mezervler elverişli olmayınca kur tekrar aldı başını gitti. Şimdi burada da böyle bir risk birikiyor görüşleri var. Yani daha doğrusu rezerv satışlarını nereye kadar sürdürebilirler? Yani çünkü işte bu Merkez Bankası bilançosunu uzmanların yaptığı çıkar topla 55 milyar dolar net rezerv ekside gözüküyor. Orada tabii hani vade, swaplar, muvaplar bütün bunlar ne kadar izin verir? Hani bunu burada tutmaya böyle giderse eğer. Şimdi bu dışarıdan diğer ülkelerden yapılan swaplar rezerv parayla olmadığı için onlar sadece bilançoyu makyajlıyorlar. Evet, yani o çok işe yarar bir şey değil. O oradaki swaplar. Yani esas beklenti şu, ihracat tarafında da büyük beklentilerimizin olmayacağını söylüyoruz. Bir başka şey de turizmle ilgili. Evet. Eğer savaş çıkarsa bize tabii son dönemde en fazla Ruslar geliyor, Rus turist geliyor. Orada da bir sıkıntı olabilir ve turizmi olumsuz etkileyebilir. Dolayısıyla döviz biriktirme, döviz elde etme şeylerimiz çok sınırlı. Ve bu tıkanıklık oluşursa burada, çünkü dediğiniz şey çok doğru. 6.85'te de işte o meşhur rezerv satma olaylarıyla tutulabildi o seviye. Ama maalesef artık o şansımız da yok yani. Daha kırılgan. Yani daha spekülatif aslında şu andaki durum. Dolayısıyla mecburen faiz artışına gidilebilir. Yani orada tekrar bir U dönüşü olabilir. Çünkü o U dönüşü olmazsa da bir ödemeler dengesi kriziyle karşı karşıya kalabiliriz. Yani temennimiz tabii şu, yani yurttaşlar güveni artsın, döviz sevcat hesapları bozulsun, Merkez Bankası rezervleri artsın. Yani dünya ekonomisi 2022'de daha sıkıntılı bir sürece girdiği açık. Bu süreci atlatalım ama işte dediğim gibi bunun da çok handikapları var. Bu handikaplardan en önemlisi de dış parasal şoklara karşı maalesef Türkiye ekonomisi kırılgan ve dış bu savaşa karşı, Ukrayna Rusya Savaşı'na karşı, enerji krizine karşı, olası enerji krizine karşı, olası tahıl krizine karşı Türkiye ekonomisi maalesef yeteri kadar dayanıklı değil. Evet.
Hocam şimdi 2022 dünya ekonomisi için görüşünüzü söylediniz. Yani sıkıntılı geçecek. Demin dış pazarlar bakımından, Türkiye'nin dış ticareti bakımından da ana pazarlarında bir talepler alması biraz şey hissediliyor. Şimdi böyle bir zamanda hükümet büyümeye abanıyor. Yani bunun da başı başına bir hasar oluşturması ihtimali yok mu? Yani çünkü sonuçta bir tüketim alanlarını gözet. Çünkü bir iş tarafta mesela bu perakende endeksi geldi. İş talepte de bir yavaşlama hissediliyor. Yani zaten o bahsettiğiniz gelir kayıpları ister istemez tüketiciyi biraz şey yapıyor. Yani tüketimden çekiyor. Belki biraz hani daha da fiyatlar yukarı gider diye erken alımlar da vardır ama hani o etki ne kadar hangisinin lehine yazıyor kestiremiyorum. Şimdi böyle bir zamanda işte ne bileyim işte faizleri indirdik, kuru da tuttuk. Hadi yatırımcılar 400 milyar kredi, hadi hurra şey yapalım, büyüyelim filan. Şimdi bu konjonktüre uyuyor mu hani bu büyüme planı? Yani küresel talep, iç talep dengelerine şimdi bakıldığında. Birden fazla faktörü göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bir tanesi büyüme meselesi önemli ama bunun nasıl olacağı? Yani büyürsün ama eğer kalkınamıyorsan yani bu büyüme bir tarafı daha fazla zengin yapıp diğer tarafı daha fazla yoksul yapıyorsa yani yoksuldan zengine doğru bir kaynak aktarımı varsa ekonomi büyüdüğü halde bu büyüme çok eşitlikçi, adil ve sürdürülebilir değildir. Ve bunun yansımalarında sürdürülemez olmadığını da Türkiye ekonomisinin son 10 yılki belki tecrübesinden çok 10-11 yılki tecrübesinden çok net görüyoruz. Görüyoruz, evet. Diğeri Türkiye ekonomisinin üretim yapısında bir değişikliğe gitmesi lazım. Yani mevcut şeyle işte düşük teknoloji yoğun, emek yoğun yapıyla da olmaz bu işler. Yani böyle bir dış ticarette sizin için yoksullaştırıcı olur. Bir de Türkiye ekonomisi %70 oranında dışa açık ekonomi. %30 kısmı ticari olmayan mallardan oluşuyor. Yani dış ihracata dönük büyüme tam olarak Türkiye ekonomisinin ihraca şeyini de karşılayamayabilir. Bir de şunu düşünmek gerekiyor. Yani büyüme dediğiniz şeyin merkezi Keynesyen, Postkeynesyen, Kalekyen bağlamda taleptir. Yani bu talep tabii kârdan mı kaynaklıdır, işte ücretten mi kaynaklıdır meselesi önemlidir. Buradaki tartışmalar önemlidir. O tartışmaya girmeyeceğim ama eğer Türkiye ekonomisi yoksullaşırsa, çünkü yatırımı belirleyen şey bu talep beklentileridir. Dolayısıyla yeni yatırımlar, yeni teknolojilerin geliştirilmesi de zordur. Bu bağlamda da yani Türkiye'de özellikle emekçi kesimin enflasyon baskısı altında olmaması, enflasyon altında ezilmemesi lazım. Gelir arttırıcı maliye politikalarına ihtiyaç var. İşte dediğim şey bu. Bir makro plana ihtiyaç var ve daha eşitlikçi bir gelir dağılımına ihtiyaç var ve aslında geliri arttırıcı biçimde maliye politikasına ihtiyaç var. Bu enflasyonla mücadele için de önemlidir. Bu bağlamda da vergi politikası. Şimdi mesela KDV'nin %1'i düşürmesi olumlu fakat bu enflasyonla mücadele için değil yani bu yapılması gereken bir şey olduğu tabii, için. Tabii çoktan öyle. Yapılmalıydı. Çünkü, yapılması gereken bir şey olduğu için öyle yani buna karşılığında da aslında özellikle gelir vergisi artırılmalı hatta benim hep sandığım şey bu servet vergisi meselesini düşürmek gerekiyor. Evet peki hocam bu altın işi yine gündeme geldi bu. Bütün AKP hükümetleri zaten bunu sürekli gündeme getiriyorlar ama pek sonuç vermedi. Yani şimdi yeniden bir tekrar işte bir şey altın, yastık altı altınları ekonomiye kazandıralım hamlesi var. Yani bu kur korumalı mevduat deneyimine de biraz bakarak hani çünkü orada da ben bir hesaplama yaptım geçen gün. %6 ya toplam mevduatın %6'sı henüz kur korumalı mevduatta. Pek böyle hani bir hücum olmamış gözüküyor. Biraz da bu altın işinin bizim memleketin geleneklerinde hani kefen parası bilmem hanenin ihtiyat akçesi filan gibi de görüldüğünü düşünürsek buradan bir şey olur mu? Yani bu altından yastık altından çıkıp çünkü hükümetin beklentisi 25 milyar dolar. Öyle bir beklentisi var. Siz ne tahmin ediyorsunuz burada? Şimdi bu altın döviz biriktirme şeyi tabii 1970'lere 60'lara falan kadar gider. Yani tabii.
kökeni belki daha önce götürebiliriz bunu. Bütün mesele aslında insanların kendini güvende hissetmesi. Evet. Güvende his, güven duygusu yani. Şimdi ekonomiye güven oldukça kişiler kendilerini koruma ihtiyacını bu kadar hissetmezler. Politikalara güven oldukça, işte para birimine güven oldukça. Yani sürekli değer kaybedeceğini düşündüğünüz bir para biriminde varsa, bir para biriminiz varsa insanlar kendilerini işte şeyde altın olarak ellerinde tutmak isterler. Veya işte bunu ne bileyim döviz hesabı olarak açmak isterler. Veya bir anlamda yastık altı dediğimiz için de bankacılık sistemine de yeteri kadar güvenmiyorlarsa yastık altı dediğimiz şeye götürürler. Veya geleneksel olarak böyle yaparlar. Şimdi dolayısıyla bütün bu şeyin merkezinde güven var. Yani bu işin merkezinde güven sağladığınız zaman tabii aslında şunu savunurum yani insanların bu kadar şeye altın üreticisi olmayan bir ülkenin insanların bu kadar altın talep etmesi de çok doğru iş değil yani. Değil tabii. Bunlar elbette ekonomiye kazandırılması lazım ya da bu kadar altına bağımlılık şeyinin azaltılması lazım ama bu ancak güçlü para birimiyle olabilecek bir şey. Yani insanlar fiyat istikrarının kalıcı olarak sağlandığını düşünürlerse daha işte üretken yatırımlara yönelebilirler diye düşünüyorum. Ama şu da var yani dünya şeyine baktığınız zaman da yani bu altına bağlılık var. Yani güvenli liman yani nedir güvenli liman dediğiniz şeylere baktığınız zaman Amerikan dolarıdır güvenli liman. Amerikan hazine bonolarıdır 10 yıllıklar. Alman hazine bonoları. Eurobondlardır. Yani işte Japon hazine bonolarıdır ve altındır. Veya işte birkaç tane daha gelişmiş ülke para birimine dayalı şeylerdir, bonolardır. Dolayısıyla İngiltere sonsuz vadeli bono çıkartabilmektedir mesela bu bağlamda. Şimdi ama bunu yapabilmenin nedenidir güvendir. O paraya güven, o para birimi cinsinden varlıklara güvendir. Şimdi siz altınlarınızı getirin tamam da yani elbette bunun da ekonomiye kazandırılması lazım ama önce bu güven ortamını sağlamak gerekiyor yani. Yani insanlar niye yastık altına birikim yapıyorlar? Orası önemli. Yani orayı düşünmeden o kısmı göz ardı ederek yani orada bir para var biz bunu ekonomiye kazandıralım. Tamam da işte bu insanlar zaten bunu yaparlardı. Eğer yani bir güven ortamı oluşsaydı. Yani bu tekrar ediyorum yani son 20 yılında sorunu değildir. Maalesef Türkiye ekonomisinin 80'den sonra 70'lerden belki daha da eskiye götürülecek bir sorunudur yani. Bu bir birikim alışkanlığıdır ve bunu kolay kolay terk etmelerinde zor olduğunu düşünüyorum. Bu ancak çok uzun yıllar deneyimlere dayalı olarak bu yapılabilir. Ve bir de tabii bu şeyi yani altın takı alışkanlığını bu kültürel bir şeydir. Yani burada kolay kolay olacak, değişecek bir şey değildir yani. İşte her kadın işte kendini güvence hissederek bilezik takar. Yastık altı dediğiniz şey de kadının kolundaki bileziktir. Yani onu biraz zor verir gibi geliyor bana. Evet, bilmiyorum. Bana da öyle geliyor. Zaten Hayri Hoca paylaşmıştı. Yani bankalarda 30,5 milyar dolar altın mevduatı varmış zaten. Biraz hani çıkabilecek çıkmış gibi anlatıyor. Bir de hazine 10 milyar dolar civarında altın sertifikası ihraç etmiş. Yani sanki hani bana da zor geliyor. Yani çıkması muhtemel olan çıkmış gibi duruyor. Hocam şimdi bizim izleyicimiz tabii hani 2022 yılının başındayız. Hani şimdi bu seneyi nasıl biz hani tahmin etmeliyiz? Sesim geliyor mu hocam? Geliyor. Bazen kesiliyor. Evet. Yani 2022 yılının genel tablosu nedir? Hani yüksek enflasyon, yüksek büyüme mi yoksa hani çünkü durgunluk tahminleri de var. Yani bu enflasyon şeylerden sonra ne bekleyebiliriz? Biraz siyasi bu işçi eylemlerini de katarak buradaki hani biraz yanlış hatırlamıyorsam yani şu anda 70 küsür yerde şey var yani işçi hareketi var. 2022 yılın genel tablosunda vatandaş ne bekleyebilir Ayşe teyze? Türkiye bu sene böyle gidecek dediğimiz zaman altına hangi satır başlarını yazabilir hocam? Şimdi önümüzde seçim de var. Seçim, evet. 2023'te seçim de var. Bu
seçimde harcamaları çok kısarak, ekonomiyi daraltarak seçime girmek istemeyeceklerdir. Hükümet, yani hiçbir hükümet bunu yapmaz zaten. Muhtemelen orada bir kredi genişlemesine gidecekler. Çünkü dış talep, tahmin ettiğiniz gibi dış talebe dayalı bir büyümenin gerçekleşmesi zor. Geçtiğimiz sene olduğu gibi. Dolayısıyla işlerde bir canlandırma ve kamu harcamalarını arttırma. Dolayısıyla bütçe açığının daha fazla büyüyeceği ve buradaki esas tehlike de kur riskidir bütçe açığındaki. Yani TL ile borçlanmak başka bir şeydir. Burada bir sorun yoktur bence ama dövizle borçlanmak ve kamu bütçesinin büyük kısmının dolarize olması da önemli bir risktir. Öte taraftan kredi genişlemesi ile olursa bu iş, tabii bunu da ayırmak lazım. Verimli alanlardaki yatırımlar tabii finansal istikrar için bir sorun değildir ama onların da etkisi gecikmeyle olur. Yani yatırım yaptığınız hemen işte ekonomi için değil. Yani yatırım bir sistem yaptınız. Ama bu yıllara yaygın olarak gerçekleşecek. Ve aslında olması gereken de budur. Ama öte taraftan kredi genişlemesiyle bunu yaparsanız, çünkü iş talebi gelir yaratarak arttıramıyorsanız, borçlandırarak iş talep yaratmaya çalışırsanız, bu yani eskisi kadar kolay olur mu bilmiyorum. Çünkü hane halkı çok borçlu. Bankalar bu kadar borçlu insana tekrar kredi vermekte istekli olur mu? Bunu belki kamu bankaları yapabilir. Hane halkları bu kadar borç alabilir mi? Yani kendileri bu borç almada istekli olur mu? Yani orada belki muhtemelen böyle olabilir. Fakat bu kredi genişlemesine dayalı bir büyüme olursa gelir arttırmak yerine, o yüzden maliye politikası daha önemlidir diyorum. Bu hem finansal istikrar için sorundur, yani kredi geri ödemeleri, hem önümüzdeki yıllardaki büyümeyi olumsuz etkiler. Çünkü bu borçlu, gelirler bu kadar artmayacağı için bu borçları ödemek için harcamalarını kısacak bireyler. Dolayısıyla yani tamam 2022'de büyümeyi sağlayalım bu yolla, ama 2023'te ne olacak, 2024'te ne olacak, onlar evet, ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkabilir. Ve bu şekilde hem cari açığı daha fazla büyütürüz, yani mevcut halde de riskler varken bu şekilde kredi patlamasıyla cari açığı daha da büyütürüz ve daha erken bir kur krizine girilebilir. Dolayısıyla da burada da bir risk var. Şimdi dolayısıyla ya biz tamam şeye, yeni yatırımlar için özel sektöre kredi verelim, kredi kolaylığı sağlayalım. Tamam da yani bu aslında yatırımlar dediğim gibi faizden çok şeye duyarlıdır, yani talep beklentisine duyarlıdır. Yani eğer halk yoksullaşmaya devam ettikçe yeni yatırımlar için cazibe olmaz bu, yani yeni yatırım isteği olmaz. Çünkü eğer talep görmediği bir alanda bu karları da olumsuz etkileyecektir. Dolayısıyla da yeni yatırım yapmakta isteksiz olacaktır yatırımcılar. Burada devletin öncü olması lazım. Gelir yaratıcı politikalara ihtiyaç var. Ancak bu şekilde yani talebi sağlayabilirsiniz. Kredi genişlemesine dayalı bunu yaptığın zaman da bu hem kısa vadeli palyatif olur, hem de finansal riskler taşır, hem de bu bağlamda da aynı zamanda da diyelim kur riski taşır. Anladım. Hocam çok teşekkür ederim. Daha fazla konuşmak istedik ama hem sizin dersiniz var, hem de kalan dakikada birkaç gösterge sunayım ben. Ağzınıza sağlık hocam. Tekrar görüşmek üzere. Başınıza ekşiriz. Ben teşekkür ederim. Sağ olasınız. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir yayın. Sizinle yaptığım yayınlar, çok mutlu oluyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Benim için de keyifli oluyor. Hem öğreniyorum hem... Evet. Peki. Şimdi birkaç gösterge var. Kalan 15 dakikada da onları sunayım. Ondan sonra haftaya tekrar buluşacağız tabii ki. Evet. Şimdi önümüzdeki, pardon, geçtiğimiz haftanın birkaç göstergesi var. Onlara da dikkate alarak sunayım size. Şimdi bir numaralı tablo ekrana gelebilir mi? Ha arkadaşlar, tamam. Şimdi Türkiye ekonomi yönetimi işte kuru tuttuk, faiz indirdik, kredi paketi açtık, uçmaya hazırız filan diyor. Ama bu açıklamaların olduğu aynı günlerde kredi derecelendirme şirketlerinden, kuruluşlarından Fitch, Türkiye'nin kredi notunu bir basamak daha indirdi. İşte bu onun tablosu. Bloomberg'ten aldım bu tabloları. Altında yazıyor zaten. Şimdi 2B eksiden B artıya indirdi ve görünüm negatif. Negatif demek kötüleşme devam ediyor demek.
Ve şu anda yatırım yapılabilir seviyenin hani Fitch'e göre 4 basamak altındayız. Türkiye'nin kredi notu. Zaten Moody's ve S&P'de de bakın -5, -4 yani yatırım yapılabilir seviyenin 5 basamak, 4 basamak altında gözüküyoruz. Hangi ülkelerle Türkiye aynı grupa gelmiş oldu böylece? Şimdi bakın mesela işte Fitch'in bizimle aynı kredi notuna sahip ülkeler burada. Bahreyn, Mısır, Jamaika falan gibi gidiyor. Moody's'te mesela Tanzanya ile aynı gruptayız zaten. S&P'de görüyorsunuz yani Ruanda ile Türkiye aynı gruba gelmiş oldu. Ekonomi yönetimi başka bir masal anlatıyor ama aslında dünya Türkiye'de kırılganlıkların arttığını da görüyor. Yani risklerin artmakta olduğunu da görüyor. Dolayısıyla hani biz hani burada işte hükümet açıklamalarına göre neşe içerisinde olmamız gerekirken kırılganlıkların arttığını işaret eden bu tür açıklamalar geliyor. Peki şimdi 3 numaralı tabloyu rica edebilir miyim arkadaşlar? Şimdi bu perakende satış hacmi. Efendim şimdi bakın bu aylık %2.7 azalmış. Şimdi bu beklenen bir sonuç muydu? Evet. Şimdi perakende ciro endeksi yukarı gidiyor ama satış hacmi düşüyor. Ciro endeksi niye yukarı gidiyor? Çünkü yüksek fiyat artışları var. Dolayısıyla şirketlerin, perakende şirketlerinin cirosu ondan dolayı artıyor. Ama satış hacminde %2.7'lik bir azalma var. Bu azalmayı doğru anlamamız lazım. Hepimiz tüketiciyiz ve şunu biliyoruz ki hani gelirimiz aynı oranda artmayınca tüketimimizi kısıyoruz haliyle. Doğal olarak daha düşük markalar, daha az alımlar, değil mi? Yani daha tasarruflu kullanımlara yöneliyoruz. Dolayısıyla işte burada da gördüğümüz gibi perakende satış hacmi -2.7. Bakın zaten bu son dönemde biraz böyle bir düz seyir var ve şimdi de düşme. Yani ekonominin geleceğiyle ilgili yorumlarda biraz da buna bakılıyor. Yani talep açısından bir gösterge bu. Yani tabii tüketici güven endeksi gibi başka göstergelerden de izleniyor bu iş ama biraz bu da önemli. Yani vatandaş markete, pazara gidiyor mu, gitmiyor mu? Oradaki satış hacmi nasıl seyrediyor? Onu gösteriyor. Gördüğünüz gibi bu düz seyirden sonra bir düşüş başlamış. Bunun devam etmesi muhtemeldir. Yani önümüzdeki aylarda da. Şimdi sanayi üretimini isterseniz 5 numaralı tabloyu rica edeyim. Evet, sanayi üretimi bu üstteki yıllık, alttaki de aylık. Burada işte yıllıkta zaten 14.4'lük bir artış var. Yıllık bazda bu normal. Yani ekonomideki genel büyümeyi de zaten biliyoruz. Şimdi bu aylık seyir ise içinde bulunduğumuz döneme yansıtması bakımından iyi. Bakın orada da böyle kafayı aşağı eğmiş. Mesela bir önceki ay 3.3 artış, şimdi 1.6 artış. Artış hızında bir yavaşlama. Yine artış var ama artış hızında bir yavaşlama olduğunu hissediyoruz sanayi üretiminde. Bu da önümüzdeki dönem hani büyüme bakımından, istihdam bakımından olumlu bir gösterge değil. Biraz kafayı eğmiş. O hani artış hızı düştükçe hani sanayi yavaşlıyor anlamına geliyor. Bu da tabii ekonomik büyüme için iyi bir işaret değil. Şimdi 6 numaralı grafiği, tabloyu rica edeyim arkadaşlar. Evet, şimdi bu BDDK'nın son bir haftalık döviz mevduatı grafiği. Bunda bir azalma var idi. Son hani 8'inden sonra tekrar bir yukarı çıkış, yine bir dövize yöneliş hissettiriyor. Yani düşük miktarda ama hissettiriyor. Böyle bir kafa kaldırma var. Vatandaş hani biraz şirketlere biliyorsunuz hani birçok yönden zorlayarak dövizinizi, detaşlarınızı, döviz mevduatınızı, hesaplarınızı bozdurun baskısı var idi. Vatandaşta bozduran biraz az. Şirketlerde biraz daha yüksek ama onun da niye olduğunu hem bu kurumlar vergisi hani kur farkı kazançlarıyla ilgili kurumlar vergisi avantajından dolayı şirketler için biraz avantajlı hale de geldi. Biraz da baskı var. Hani işte reskont kredisi kullanmak istiyorsan detaşının şu kadarını bozduracaksın. Böyle bu tür mecburiyetler kurarak da teşvik ediyorlar. Şirketler tarafında biraz bozulma dediğim gibi fazla ama gerçek kişilerde, vatandaşta biraz az.
Bu seyir de öyleydi son günlerde. Biraz kafa kaldırmış şimdi. Yani bu en son galiba 9, evet 9, yani 8'den sonra 8 Şubat'tan sonra bir kafa kaldırma var. Şimdi bu döviz mevduatında son durum bu 9 ayın 9 Şubat'ı itibariyle gösteriyor ama bu 4 Şubat itibariyle gösteriyor. Gördüğünüz gibi burada hani 2.7 milyarlık bir azalma olmuş. Yani 28 Ocak'la 4 Şubat arasındaki bir haftada. Orada da görüyorsunuz parite etkisinden arındırıldığında 5 milyara geliyor. Bakın gerçek kişiler yani vatandaş 911 milyon dolar döviz bozdurmuş. Ama şirketlerin bozdurduğu 4.2 milyar dolara yakın. Bu döviz mevduatlarındaki ayın 4 Şubat itibariyle son durumu gösteriyor. Ama bundan sonra durum biraz tablo değişmiş. Onu da nereden görüyoruz? Bu BDDK'nın günlük verisinden görüyoruz. 8'inden sonra biraz daha böyle bir kafa kaldırma var. Şimdi bu tablo bize aynı zamanda biraz sonra mevduatla ilgili genel tabloyu da göstereceğim. Biraz manidar çünkü hani TL'nin değer kazanması, TL'ye güven oluşmasıyla sağlanan bir tablo değil bu. Burada hani Berat Albayrak döneminde demin Baki hocamla da konuşurken sözünü ettim. Berat Albayrak döneminde kuru böyle 7'nin altında tutmak için 90 gün 128 milyar dolar hani ya da en azından büyük kısmını o dönemde satarak kuru tutmaya yönelmişti hükümet. Şimdi de benzer bir şey izliyoruz. Tabii dolayısıyla burada da henüz güvende oluşmadığı için bu 13,5 seviyesinde kuru tutmak konusunda hani yine rezerv yakılıyor ve yine hani bu dengesini bulmuş bir rakam değil de baskıyla oluşmuş bir rakam olduğunu düşünüldüğü için bir stres birikimi var orada. Merkez Bankası'nın bilançosu işte zaten bu hani bu kuru 13,5 seviyesinde tutmanın riski burada. Çünkü bunu rezerv satarak yapıyorsunuz. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın rezervi bakın 4 Şubat itibariyle eksi 50 milyar dolar. Yani gördüğünüz gibi orada durum parlak değil. Şimdi 7 numaralı tabloyu rica edeyim. Daha doğrusu bir 7 numaralı arkadaşlar bir grafik vardı. Bu. Mevduatta son durum. Şimdi kur korumalı mevduat geldi de ne oldu? Şimdi bakın toplam mevduat bu BDDK verisi 5.4 trilyon TL'dir toplam mevduat. Yani yabancı TL mevduat hepsi 5.4 trilyon TL. Bunun TL kısmı bakın 2.1 trilyon. Döviz kısmı, döviz mevduatı 3.3 trilyon TL. Yani gördüğünüz gibi oldukça yüksek diğerinden. Şimdi kur korumalı mevduatla ilgili hükümet açıklamaları vardı. Efendim 340 milyar TL'ye buldu deniyordu. BDDK bugün bu sabah açıklamış. Orada yeni açıklamaya başladı. 325 milyar gözüküyor. Şimdi TL mevduat yani işte gördüğünüz gibi TL mevduatın toplamdaki payı 38.9 TL mevduatın. Döviz cinsi mevduatın toplamdaki payı 61.7. Gördüğünüz gibi hani buna dolarizasyon dediğimiz hikaye bu. Yani döviz mevduatının yüksekliği. Şimdi kur korumalı mevduatın yani şu 340 aslında bu 325 bugün açıklandı sabahleyin. Bu aslında %6 civarında bir rakam. Yani toplam mevduatın %6'sı sadece kur korumalı mevduata geçmiş. Yani hükümetin bütün baskısına rağmen kur korumalı mevduata büyük bir hücum, büyük bir ilgi yok. Kaldı ki aslında bu da dolarizasyon. Dolayısıyla şu 61.7'nin üzerine bunu da koyduğumuz zaman 67.95'e geliyor. Yani mevduattaki dolar cinsi, döviz cinsi mevduatların toplamdaki payı 67.95, 68'e gelmiş oluyor. Bu tablo kritik. İşte bu buradan önemli. Hani bu kur korumalı mevduata bir hücum olmaması ve dolarizasyonun devam etmesi güvensizlik. Demin Baki Hocam da aynı şeyi söyledi. Güvensizlik sonucu. Güven olsa idi ve tabii TL hani savunulsaydı gerçek anlamda bir geçiş, daha fazla bir geçiş söz konusu olurdu. Şimdi birkaç dakikamız var. Evet. Şu 9'u verebilir misiniz arkadaşlar? 9'u isterseniz görelim. Bakın işte demin bahsettiğim hikaye bu. Yani burada işte burada gördüğünüz gibi yani 20 Aralık 2001 8 Şubat 2022 arasında bakın şu düzlüğü görüyorsunuz. Bakın bu 6.85 Berat Albayrak'ın hani 128 milyar dolara satarak kuru tuttuğu dönem.
Bakın şurayı görüyor musunuz? Yatay. Bura. Şimdi de aynı şey oluyor burada. Burada aynı şey oluyor. Burada hatırlayacaksınız o 128 milyar dolarlık büyük rezerv erimesini yaşamıştık biz burada. Şimdi yine aynı şey oluyor. O yüzden hani Merkez Bankası'nın barutu ne kadar bu işi bu kadar götürebilir? Hep böyle bir kaygı konusu olarak tartışılıyor. Evet. 10 numaralı şeyi rica edebilir miyim arkadaşlar? Grafiği 10. Evet. Şimdi bu Alaaddin Aktaş'ın bir tweet'i. Şimdi kur korumalı mevduatta ilk vade tarihi Nisan. Yani 3 aylık yatırılabiliyor ya. Yani Ocak'ta yaptın diyelim. Hani Nisan'da 3 ay geçti. Mart bitince Nisan'da. Bu hesaplara 3 ay için %4 dolayında faiz verilecek. Şu andaki %17 tavan faizi olduğu için 3 ayda %4'e geliyor o. 3 aydaki enflasyon ise %25'i bulacak gibi. 3 aylık enflasyon. Gördüğünüz gibi bu kur korumalı mevduat veriyorsunuz ama vatandaş %4 faiz alıp 3 ay %25'lik enflasyona patır patır eziliyor. %21 negatif faiz vermiş oluyorsunuz. Kur baskısı altında ve artmıyor bu şey. Yani Nisan'da aldığı %4 faiz ve %25 enflasyona bakan tasarruf sahibi kur korumalı mevduata veda ederse ne olacak? Yani siz şimdi böyle yaptınız, efendim %17 faiz kur farkı da vereceğim diyorsunuz ama kuru tutuyorsunuz rezerv satarak. Dolayısıyla oradan bir gelir de elde edemiyor. Dolayısıyla bu Nisan sonu kur korumalı mevduat açısından vatandaşın kar mı ediyorum, zarar mı ediyorum diye karar vereceği, dolayısıyla ilgisinin de şekilleneceği bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. Bir de 14 numaralı tabloyu verelim ve zaman herhalde doldu. O yüzden uzatmayalım. 14 numara. Şimdi bakın bu Dünya Gazetesi'nden Merve Önkök'ün haberi. Yüksek enflasyon ve artan maliyetlerle birlikte piyasada durgunluk eğilimi güçlendi. Demin zaten perakende endeksinden bunu da söylemiştim. İç piyasanın yanı sıra ihracatta da yavaşlama endişeleri öne çıkıyor. Yani evet, yani çünkü Avrupa'da da bir yavaşlama var. Dünya piyasaları yavaşlıyor. Siz tam böyle bir zamanda kredi salıp piyasaları hadi hurra büyüyelim dediğiniz zaman hani şöyle soralım. Ürettik ama kime satacağız? Ürettiğimiz kadar alıcı da var mı? İç talep nasıl gidiyor? Dış talep nasıl gidiyor? Bütün bunları göz ardı edince işte bu tür kredi abanarak yapılan büyümeler kendi başına bir sıkıntı alanı olur. Evet. Bizden bugünlük bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşürüz ve rakamları gözden geçiririz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.